Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz arkadaşlar? Bu odadaki herkes üniversite mezunu değil mi? Herkes 10 yıldır bizimle bu şirkette çalışıyor. Bu odadaki herkes bu anlaşmayı imzalamak için 5 yıldır gece gündüz çalıştığımı da gayet iyi biliyor değil mi? Ve bu odadaki herkes başarısızlığı asla tahammül etmediğimi iyi biliyor. O yüzden hepiniz kovuldunuz. Rıza. Kendine gel oğlum. Öfke geldi mi? Akıl uçar gider. Pişman olacağın şeyler söyleme. Merak etme babaanne. Benim aklım da, fikrim de yerinde. Hata yaptılar, bedelini ödeyecekler. Rıza Bey, bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Cezayı bana kesin. Arkadaşlarım görevlerine devam etsin. Sorumluluğu almakta geç kaldın Oktay. Şimdi gidin, muhasebeye çıkışınızı versinler. Oğlum ne yaptın sen? Gerekeni yaptım babaanne. Oktay Bey bizim kaç senelik çalışanımız ha? O yüzden daha dikkat etmesi gerekiyordu. Babaanne, hemen yönetim kurulunu toparlayalım. Tüm yetkileri üzerime alacağım. Sen de burada bekle. Bir yere ayrılma. Rıza ne yapıyorsun sen ha? Asım Bey'in oğlu 2 ay evvel evlendiği nikah şahidi benim ben. Serap geçen sene doğurdu. Çocuğu el kadar. Oktay'ı hiç söylemiyorum. Adam emektarımız, en eski çalışanımız. Bu şirketi hep birlikte bu hale getirdik. Hepsinin emeği var. Aile sayılırlar. Emeklilerin karşılığını fazla fazla aldılar babaanne. O yüzden artık onlara devam etmiyoruz. Bana bak. Burası aile şirketi. Onlar da aileden. Anladın mı? Yarın kardeşin hata yapsa ne yapacaksın? Onu da mı koyacaksın kapının önüne? Evet. Hata yaparsa onu kapının önüne koyarım. Mirza sen ne biçim konuşuyorsun? Sen işe güce dalmışsın, aileyi falan hepsini unutmuşsun, geçmişsin. Senin vicdanın nasır bağlamış. Kalbin taş kesmiş senin ya. Babaanne. Ha. Ben her şeyi babamdan öğrendim. Daha fazla tartışmak istemiyorum. Kalbini kırmak hiç istemiyorum. Ortada kırılacak kalp mi bıraktın ha? Paramparça yaptın, saldın ortaya. Üzgünüm. Sana bunları yaşatmak istemezdim. Zaten bir daha yaşamayacaksın. Anlamadım. Bütün yetkileri devralacağım senden. Birkaç saat burada bekle, lütfen. Yönetim kurulunu toplayacağız. Babaanne. Sen bana babamın emanetisin. Beni bu dünyada üzebilecek tek şey senin kalbinin kırılmasıdır babaanne. Bana biraz güven. İnan. Ben bu şirketi en iyi yerlere getireceğim. Babamın mirasını asla kaybetmeyeceğim. Babamın mirası. Saadet Hanım. Oktay Bey. Çok üzgünüm. Ne olur kendinizi üzmeyin. Mirza haklı. Artık dünyanın düzeni bu. İş dünyası çok acımasız. Biz de artık eskide kaldık. Şirket için de, benim için de hayırlısı bu. Çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun Oktay Bey. Çok sağ olun Saadet Hanım. Ha bu arada Saadet Hanım, aklımdayken şunu da vereyim. Mehmet Yılmaz'ın ev adresi. İstemiştiniz. Demek buldunuz. Hakkınızı helal edin Saadet Hanım. Helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Helal olsun.
Bu arada bana düşmez ama. Oktay Bey, olur mu lütfen, buyurun. Mirza'yı yıllardır tanırım. Her geçen gün kalbi giderek taşlaşıyor. Böyle giderse sağlığından olacak. Etrafında kimse kalmayacak.